Hadi güle güle. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız inşallah? Hepiniz iyisinizdir. Biz sabaha karşı çok zorlandık. Bugün Elif'a hem diş ağrısı, hem böyle iniltisi, ateşlenmesi, ağrısı olduğu için taşikardisi bayağı bir zor bir sabah oldu bugün. Saat 6.30 civarında Elif'a çok sıkıntılıydı bugün. Ona biraz oksijen verdik, ağrı kesicisini verdik. Antibiyotiğini ayın 13'ünde başlayacaktık ama biz antibiyotiğine başladık. Büyük ihtimalle absesi ona sıkıntı veriyor. Kayınvalidemleri yolladık. Onlar sandık diye eğitim yanına geçtiler. Oradan da köye geri geçeceklerdi. Çünkü onlar hem arkadaşlarının nişanlarına, kızların hem de buraya iki partide gelebiliyorlar. Yani arabaya iki kere de gelip gidiyorlar Konya'dan malzemelerini getirdikleri için. Onlar yola çıktı. Sandıkta birkaç günde diğer torunlarını görüp ondan sonra Allah'ın izniyle köye gidecekler. Annemi de bugün hastaneye yatırdılar. Saat 2 gibi annem de hastaneye yattı. Bugün pazar günlerden. Yarın da annem ameliyat olacak Allah izin verirse. Dualarınızı eksik etmeyin. İzlediğinizde muhtemelen ameliyat olmuş olacak ama hastanede yatıyor olacaktır. İnşallah ameliyat hayırlısıyla atlatır ve güzel bir şekilde geçer. İnşallah bir an önce de sağlığına kavuşur. Böyle şimdi biz bugün Elif Ada'ya dün aldığımız diş fırçasıyla dişlerini fırçalayacağız. Ondan sonra oto koltuğuna bakmıştık dün, ya yani bir önceki videoda hatırlarsanız. Bizim oto koltuğunun evdeydi. Yola gittiğimizde Konya'ya giderken çıkarmıştık. Şimdi çarşamba günü ya da perşembe günü ayın 13'ünde eko kontrolü var. Fatih 15 gündür izinliydi. Yarın işe başlayacağı için oto koltuğunu yerleştirecek arabaya. Çünkü biz Elif Ada'yla o gün beraber gideceğiz. Dişlere Fatih'le beraber gideceğiz. Elif Ada'nın dişleri yapılırken diş süreci uzun bir süreç olacak gibi duruyor. Biraz minik kuşumu yoracakmış gibi duruyor. Çünkü ön dişleri 3 tanesi sallanıyor. Onların evde çıkmasını istedi. Yani yavaş yavaş sallanarak kendi düşer dedi doktorumuz. Dolguları yapılacak. Daha geriye 3 tane dolgusu var ama biri çekilecek. Muhtemelen 2 tane kalacak. Nasıl bir süreç bizi bekliyor bilmiyorum ama minik kuşum gerçekten bu süreçte bayağı zorlanıyor. Rabbim inşallah hayırlısıyla sağlık şifa versin evladıma. Bakalım bugün buradan açılışı yaptık. Dişimizi fırçalayacağız Elif Ada'yla. Özel çocuklarda diş fırçalama nasıl oluyor? Ben de ilk defa fırçalayacağım. Bunu sizinle beraber yapalım dedim. Çünkü doktorumuz özellikle dişlerimizi fırçalamamızı istedi. Diş eti plaklarından dolayı diş etleri rahatsız. Özellikle hani bebekken yaptığımız bütün uygulamalar doğru. Ama büyüdükten sonra tartar oluşumu diş etlerini hasta ediyor diye özellikle fırçalamamızı istedi. Biz de dişlerini bugün beraber fırçalayalım dedim. Hem benim için bir tecrübe olur hem sizler de görürsünüz özel çocuklarda diş fırçalama nasıl oluyor. Doktor hanımın anlattığı kadarıyla biz de fırçalayacağız bugün. Özellikle florlu diş macunu istedi ama onun bir tüpünü bile yutsa sıkıntı olmaz dedi. Ama biz yine Sensidin'in diş çocuklar için olan diş macununu aldık. Hep beraber fırçalarız hem. Hem ben öğrenmiş olurum hem sizler de görmüş olursunuz diye. Hadi başlayalım bakalım. Bugün evde kalacağız. Çocuk odamda çamaşırlarım falan var. Onları katlayacağım. Beraber bugün evin içinde vakit geçirelim beraber. Minnoşum. Hele saçla yine kısımın. Evet annem. İyi misin bir tanem? Hı? Gece çok ağrım vardı. Tesirlerim benim de. Ben biraz daha iyiyim çok şükür de. Evet annem. Evet anneciğim. Biraz ağrı kesici bu. Birkaç gün rutin haline getireceğim arkadaşlar. Çünkü ağrısı fazla oluyor belli ki minik kuşumun. Hele yatışına. Hele yatışına boncuğumun. He kızım. Daha iyi misin anne kuzusu? Seni bugün bir banyo yaptıralım olur mu? He? Hafta içi hiç fırsat olmadı. Olur mu anneciğim? Böyle bir taraftan arkadaşlar yüzünde peteşeler çıkıyor. Bu trombosit düşüklüğünden. Bunlar da benim çok moralim bozuyor. Şöyle gördüğünüz gibi küçük küçük lekeler var ya. Bunlar ben değil. Bunlar bildiğiniz böyle küçük küçük kan oturmuş gibi şöyle şurada görünüyor. Onun gibi lekeler. Bunlar peteşeleri yakın trombosu düşük olduğu için. Bunları gördükçe de böyle ara ara çıkıyor. Dönem dönem bayağı moralim bozuluyor ama inşallah bir an önce toparlar trombosit minnoşumun ya. Antibiyotiğe başladık. Yine trombosit düşüklüğüne sebep olacaktır muhtemelen ama geçenkinde düşmemişti. İnşallah bu sefer de düşmez. Çünkü dişinin tam şurasındaki o abse çok kötü durumda. Dişten çok çekecek kuzum ya. Ama geçecek Allah'ın izniyle.
Biz neler atlatmadık. Teyzoşlar öyle yazmış. Siz neler atlatmadınız. Elif Ada neler atlatmadı. Bu düz süreci mi sizi üzecek yazmış. Değil mi annem? Evelallah bunun da üstesinden geleceğiz. Dualarınızı inşallah. Eksik etmeyin ne olur. Bayağı zor bir dönemden geçiyoruz yine. Ama Rabbim iyileştirsin, kolaylaştırsın inşallah. Arkadaşlar şimdi oto koltuğunu sildim. Dün orada oto koltuklarına bakınca bizimki küçük geliyor Elif Adaya diye düşünmüştük ama böyle onlara çok benzediğini fark ettik oto koltuğumuzun aslında. Bizim de böyle kademelerle yukarıya çıkarıp böyle büyüyebiliyormuş. Onu görmüş olduk biz de. Yani oto koltuğu almamıza gerek kalmadı çünkü Elif Ada bunun içine anca suyu. Boyu uzattığımız anda zaten yine Elif Ada içinde kayboluyor. Boyun yastığıyla belki idare eder bir müddet daha yani bu şekilde. Çünkü bir tık aslında bize daha yatar pozisyon olması lazım. Yatar pozisyonda kademede iki kademeli. Hani bir sırt tam düz bir de böyle hafif yatay pozisyonda. O pozisyondayken bile bir tık daha yatması aslında gerekiyor ama yatmıyor. Aslında özel gereksinimler için medikalimizi aradım. Hani engelli oto koltuğu var mı diye. Yani çok sosyal olmadıkları için böyle bir şeyin hiç düşünülmediğini, bu zamana kadar öyle bir engelli koltuğunun, oto koltuğunun yapılmadığını söyledi. Ben de hastaneye giderken çünkü bana çok büyük ihtiyaç, korkuyorum hani böyle kafasını falan sabitlenmiş bir şey olsa çok daha güzel olacak aslında. Hani savrulmaması için ya da yamuk kalmaması için ama bu yapılmamış, yok henüz ama bunlar da idare edeceğiz o yüzden. O yüzden boyun yastığı iyi olur inşallah diye düşünüyorum. Şimdi eşim bunu indirecek, arabaya yeniden sabitleyecek. Şunların adı neydi bilmiyorum ama bu şekilde böyle koltuğa sabitleniyor. Böyle diye ben de şimdi bunu sildim. 36 kiloya kadar da hatta kullanılabiliyormuş. Şu anda şurada yanda yazıyor. Yandaki yerlere bakınca 9 ile 18 kilo arası yazıyor. Hatta bizimki ama böyle boy boy herhalde arkadaşlar. Boy uzadığı için de 36 kiloya kadar kullanabileceği yazıyor. Böyle. Şimdi eşimi indirecek, onu arabaya sabitleyecek. Ben de çamaşırlarımı katlayacağım. Hatta belki bir kahve içeriz arabaya yerleştirip geldikten sonra. Bugün böyle yorgun bir gün. Yarın da eşim işe başlayacağı için bugün hiçbir yere çıkmayacağız, dinlenelim dedik. Böyle evi toparlayalım. Dün toparlamıştım bayağı ama bugün de çamaşırlarımı falan katlayayım dedim. Öyle bugün öyle bir gün olacak inşallah. Böyle toparlandığımız bir gün.
arkadaşlar. Konya'da buna ekmek gevreği derler. Böyle arasına yağ ve kaşar peyniri, isterseniz beyaz peynir, isterseniz isteğe göre domates, salça sosu ya da bu evde yapılan biber soslardan ne isterseniz içine koyabiliyorsunuz. Böyle altını üstünü gevretip, ben sadece altını gevretip ters döndürüp böyle yumuşak yeriyle de içine gevrek tarafı gelecek şekilde sarıyorum. Ama isterseniz çift taraflı da gevretebilirsiniz. Ekmek gevreği derler bunda Konya'da. Canımız yemek yemek istemedi. Elifa'da keyifsiz olunca da böyle eşyaları toparladım, gördünüz. Bütün var. Elifa'nın dişlerinde yatmadan önce yapalım diye düşündük. Fırçalayalım, hala yemek yiyor, mama içiyor diye. Böyle canımız yemek yemek istemeyince de böyle çay demledik. Ekmek gevreği ve böyle biber kahvaltılık bir şeyler yapacağız bugün inşallah. Hadi ben sana ilahi söyleyeyim mi? Sen çok seversin ya. Ha? Hadi bir tanem. Yetim kızın başını okşayan mübarek el. Yetim kızın başını okşayan mübarek el. Ben de yetim bir kızım, ne olur bana da gel. Ben de yetim bir kızım, ne olur bana da gel. Yetim kızı kendine evlat sayan Muhammed. Ben de yetim bir kızım, beni yavrun kabul et. Gül sevgin yeter bana, ey sevgili Resulüm. Öyle muhtacım sana, ne verirsen kabulüm. Yetim kızı kendine evlat sayan Muhammed. Ben de yetim bir kızım, beni yavrun kabul et. Gül sevgin yeter bana, ey sevgili Resulüm. Öyle muhtacım sana, ne verirsen kabulüm. İyi olan hiç olur mu? Çok üzülürüm sen hasta olunca. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Videomuzun ikinci gününden selam olsun. Elif adının bugün bütün derslerini iptal ettik. Muhtemelen bu hafta, yani bu diş sürecinde diş derslerimizi yapmamız imkansız gibi görünüyor. Dün gece yine sabah 5-6 ettik. O kadar çok ağrısı vardı ki gerçekten bu diş çok zorlayacağı benziyor Elif adaya. Rabbim özel çocuğu olup da yani diş çıkaran anne babalara, evlatlara yardım etsin. Gerçekten çok zor bir süreçmiş. Neler atlattık? Bunu da atlatacağız inşallah. Duamız bu şekilde. Ama minik kuşumu çok üzdükçe ben de çok üzülüyorum. Kayınvalidem hatta dün gitmeden şey de söyledi. Acaba hani dolgular hava alıyor olabilir mi? Ya da apseden mi? Zaten antibiyotiğine ben başladım dün itibariyle. Beklemedim ayın 13'ünü çünkü çok böyle ateşleniyor. Ağrısı çok fazla oluyor. O yüzden de başladım. Böyle kayınvalidem de işte dolgusu hava alsa, hava aldığını söyleyemez, ağlar, ağrısı olur bilemeyiz diye. Yani böyle diş sürecinde nasıl anlayabilirim, neden sıkıntı yaşıyor? Bunları çözmeye çalışıyorum. Anneliğimin bu özel çocuk
çocuğunuz olduğunda anneliğin size verdiği yüklerden biri de bu. Ne olduğunu anlamak. Asıl mesele, asıl problem de bu. Ne olduğunu bilmiyorsunuz. Neresi ağrıdığını bilmiyorsunuz. Size söyleyemiyor. Eli ayağı dili sizsiniz. Alışacağız inşallah buna da. Minik kuşum çok zorlanıyor. Rabbim yardımcımız olsun inşallah. Kalktık böyle, hatta biraz böyle geniz akıntısından ya da ağrısından bilmiyorum, böyle ara ara istifraları oluyor ve antibiyotiğe başladığımız için de ishal olmaya başladı. Rabbim yardımcımız olsun. Bugün vücut kremi ve Bepantolini ve Elif Hanım'ın birkaç tane ihtiyacını internetten sipariş vereceğim. Trendyol'dan alacağım onları da. Minik kuşuma iyi gelen her şeye tedarik etmeye çalışıyorum Allah'ın izniyle. Şimdi dişlerini fırçalayacağım. Dün çok sıkıntılı olduğu için yapamadık. Şimdi sabah öğününü fırçalayacağım. Akşam da babasıyla. Akşam öğününü fırçalarız. İlk defa yapacağım. Beraber yapalım. Dün yapamadık. Bugün şimdi oturttum böyle engelli pusetine. Şimdi yapacağım inşallah. Diş fırçalamasın. Hadi bakalım. Hadi minik kuşum. Ben malzemelerini hazırlayayım. Geleyim olur mu? Hadi bakalım. Bir taraftan da anneannemiz ameliyata girdi. Saat 11:10 varken gibi. Şu anda saat 1'e çeyrek var. Annem de ameliyatta. Onun için de böyle içim biraz buruk, tedirginim. Yorgunluğum ve stresim böyle sesime yansımış olabilir. Hem tedirginim hem böyle yorgunluk oluştu artık bünyemde. Üzülüyorum çok. İnşallah Rabbim annemin de yardımcısı olur. Meleklerimizin de, bütün hastalarımızın yardımcısı olsun. Rabbim şifa versin inşallah. Hepimiz, bütün çocuklarımız, anne babalarımız sağlıklarına kavuşsun inşallah. Hele şunun tutuşunu, kurbanıl yani çeni yaradanı. Hadi bakalım arkadaşlar, şimdi ihtiyacım olan malzemeleri hazırladım diye düşünüyorum. Böyle diş fırçasını hafta sonu AVM'den almıştık biliyorsunuz. Böyle iki kademeli, bu birincisi, bu da ikincisi. Üç kademeliler de vardı ama bize iki tane yeterli diye ben bunu aldım. Böyle ağız içinin süngerlerini hazırladım. Bir tane enjektör hazırladım. Ağzını böyle bir steril suyla fırçaladıktan sonra temizleyeceğim. Enjektörle sıkıp bu manuel aspiratörle çekeceğim. Ya da enjektörle çekip buna atacağım. Artık aktaracağım. Bilmiyorum, ona bakacağım hangisi daha kolay olacak. Çünkü ilk defa yapıyorum. Ve diş macununu da böyle 6-12 yaş sensitinin çocuklar için diş macunu olan kremini kullanıyorum arkadaşlar. Hazırladım. Şimdi minik kuşumun dişlerini fırçalayacağım. Evet arkadaşlar, şimdi minik kuşumu böyle getirdim. Anneciğim, hadi uyanalım mı? Uyanalım mı meleğim? Şöyle hemen diş fırçamızı ucuna şöyle hemen macunumuzdan çok az alacağım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım meleğim, şifa olsun inşallah. Enjektörümüzü de açayım. Şöyle azıcık ağzına sulandırsam mı bilmiyorum ama diş macununu şöyle biraz sulandıracağım. Şimdi diş macunun üzerine çok az bir su döktüm. Başlayacağım şimdi. Aç bakalım meleğim.
Doktorum söylemişti diş etleri bayağı hassas ve hasta diye arkadaşlar. Böyle çok birinci kademede fırçalamama rağmen böyle biraz kanamalar oldu. O yüzden şöyle enjektörle çekip diş fırçasına bir su tutacağım. Hemen şöyle bardakta boşaltarak şu şekilde temizledim. Şimdi böyle mavi su yapacağım. Tamam anne. Tamam anne şimdi. Evet anne. Bir tık sık bitti. Bayağı kanadı ama toparlayacak Allah'ın izniyle. Dur anne. Dur. Şöyle yapalım. Böyle bunun içine doldurdum arkadaşlar. Hemen bir sola yerle bakayım. Tamam bir tane. Tamam. Tamam temizliyoruz onun için. Bak mis gibi oldu. Çok rahatlayacaksın biliyor musun? Evet çok rahatlayacaksın. Hadi bakalım. Hadi bakalım yıkayalım dişlerini. Olsun anne. Tertemiz oldu ama dişlerim biliyor musun? Evet. Bakalım. Hadi bakalım. Evet. Şimdi şunu da temizleyelim. Aç bakalım. Mis gibi oldu ya. Ağzının içi teyzeler abiler ablalar ya kuzumun. Evet şöyle de temizleyelim anne. Oldu. Hayır hayır bir şey yaptım. Şöyle yeniden yıkayacağım. Böyle arkadaşlar yıkadıkça diş etleri hassas olduğu için kaç kanama yapar dedi ama doktorum çok da rahatlar dişleri dedi. Ağzı dedi. Böyle yeniden bir yıkayacağım. Zaten tertemiz oldu. Hele dişlerini benim kızımın. Yeni sudan temiz sudan yine böyle bir enjektörle çekeceğim. Hadi bakalım. Evet. Tertemiz oldu. Bakın suyu. Temizlendi çok şükür. Şimdi hemen temiz bir fırçayla yeniden temizleyip bitireceğim. Evet, aferin sana. Aferin sana. Hadi açalım bakalım. Hadi bakalım. Oh, mis gibi oldu. Evet. Evet anne. Hayır, şey. Tamam. Hadi bakalım. Üstümüzü değiştirelim olur mu? Evet. Çok güzel oldu ya. Gösterelim mi dişlerimizi? Hemen gösterelim size. Bakın ne teyzeleyim abileyim ablayayım dişleyim ne kadar güzel oldu ya de. Şunlar dolgular arkadaşlar yapılan. Evet. Mutlu oldun mu? Önümüzü ıslattık. Hemen üstümüzü bir değiştirelim. Gelelim tamam mı? Haydi bakalım biz yüzümüzde bir silelim. Bir kıyamleğimizi süyelim. Hadi bakalım. Arkadaşlar meleğimin üzerine değiştirdim. Burada ağzını bu aspiratörden çektim. Ağzını fırçaladıktan sonra dişlerini o kalıntıları buraya boşalttım. Bu da hazır suyumdu. Ağzını temizlemek için kullandım. Şimdi diş fırçasını temizleyeceğim. Bunları hemen toparlayacağım ve minik kuşumun bakımlarını yapacağım. Yüzü çok gerildi gene çok kurumuş. Yine böyle petişeleri görünüyor. Ay minik kuşum. Rahatladı mı ağzın anneciğim? Ha? Oy, hiç dokunmayacak. Seni severim ben annem. Hemen bakımlarını da yapayım.
Yüzünü ve dudaklarını böyle nemlendireyim minik kuşum, rahatlasın anne kuzusu. Evet meleğim, hadi bakalım. Şimdi minik kuşumun bakım kremlerini de sürelim yüzüne. Hoppa, cildimizi nemlendirelim. Aşırı derecede kuru çünkü. Saç diklerine kadar aşırı derecede kuru hatta minik kuşumun. Ha, annem. Ha, vücudun rahatlasın anneciğim. Vücut kremimiz kalmadığı için dün banyodan sonra bu kremle vücudunu nemlendirdim. Ama bugün dediğim gibi sipariş vereceğim birazdan. Trendyol'dan, hatta babamız verecek siparişi. Evet anne. Şöyle sürelim. Rahatlayın da şu. Evet anneciğim. Evet bir tane yavaşça yapıyorum. Yavaşça yapıyorum anne. Hiç üzmem ki seni ben. Hiç üzmem ki seni ben. Yavaşça yapıyorum anne. Yavaşça yapıyorum meleğim. Diş fırçalama konusunda da arkadaşlar mutlaka bir yaştan sonra mı artık bir yaştan önce de tam bilmiyorum ama diş fırçalamayı ihmal etmeyin. Ben hep yaklaşık 1,5-2 yıldır trombosi düşük olduğu için kanamadan korkuyordum. Hani diş eti kanarsa durduramazsam evde diye ama hematolojide doktorumuz çok derin yaralar olmadığı sürece kanamaz dedikten sonra içim rahat etti ve bugün itibariyle diş fırçalamaya başladım. İnşallah şifa olur kuzum ama siz geç kalmayın arkadaşlar. Diş etleri çok hassas ve çok sıkıntılı duruma girmiş. Yani hastaymış diş etleri. O yüzden dolgu yaparken bile diş etleri biraz kanadı. Evet annem. Şimdi tahmin ediyorum ki Elif o kadar rahatlamıştır ki. Çünkü ağzınızda tartar olduğunda yani siz düşünün ne kadar ağrısı olabileceğini, yani böyle temizlendirene kadar rahatlayabileceğini kendimizde bile biz bunu fark edebiliyoruz. O yüzden ihmal etmemek gerekiyormuş. Bunu çok iyi öğrendim. Böyle. İnşallah şifa olur. Açıklama kısmına da arkadaşlar linkini bırakacağım. Kullandığım ürünlerin oradan bakabilirsiniz. Hadi bakalım şifa olsun benim. Arkadaşlar ben böyle robot süpürgeyi açtım. Bütün ev süpürdü. Ben de şimdi koltukların üzerini böyle süpürttürdüm bu gırgırla. Annem çok şükür ameliyattan çıktı. O çıktıktan sonra da kafam biraz rahatladı. Aldım elime böyle gırgırı çünkü hırsla buraları böyle gırgırladım. Nefes nefese kalabilirim, kusura bakmayın. Şu anda öyleyim. Çok şükür Rabbime sağlık durumu iyi. Doktorlardan bir bilgi alamadık henüz. Akşam saatleri oldu yani şu anda saat 5.30. Saat 3.10 geçe çıktı. Saat 11.10 varken girdi. Rabbime şükürler olsun. Annem iyi ya. İnşallah sonrası da rahatlıkla atlatır. Biraz anesteziden çıktığı için sıkıntıları vardı ama geçecek Allah'ın izniyle. Elif adam inleşimde. Böyle burada uyuyor anne kuzusu. Ben de hemen buraları gırgırladım. Birazdan yemek yapacağım ama bilgi vereyim size dedim. İnşallah süreci kolay geçer annemi. Biz de bir an önce atlatırız bütün sağlık sorunlarımızı. Elif adam da iyi olur inşallah. Annem de iyi olur. Böyle bilgi vereyim size de dedim. Nasıl bir yatıştırın? Korkma korkma. Allah'ım güzelliği. Nasıl yatıştırıyor ya sırt üstü ya. He? İyi ki geldin sen evimize ya. İyi ki geldin şanslı sen evimize ya. Değil mi Elif adam? İyi ki gelmiş şanslı evimize. Bize neşe oldu. Değil mi kızım? Elif adayla çok güzel anlaşıyorlar ya. Elif adayı çok güzel seviyor kardeşi. Değil mi annem? Evet. Hele yanında ya. Hele kuzularıma benim. Hele kuzularıma benim. He annem. He.
arkadaşlar. Böyle yanına salata yapacaktım ama köyden gelen domateslerimiz var. Kayınvalidem getirdi. Onları yanına böyle dilimleyeceğim. O şekilde yemeğimiz de hazır. Elif'a da minnoşu, canımın içi. Yeni bir gün arkadaşlar. Gecemiz zor geçtiği için bugün açmadım kamerayı. Daha yeni elime aldım telefonu. Şu anda saat 4.30. Minik kuşumun üstünü değiştirdim. Öyle pijamalarını giydirdim rahat etsin diye. Dişlerini fırçaladık. Değil mi Elif'a da? Dişlerini fırçalayınca çok rahatlıyor meleğim. Öyle mi annem? Çok mu iyi geliyor çene? Ha? Dişlerini fırçalayınca baya baya rahatlıyor arkadaşlar bu arada. Ve bu absesi dişindeki çok şükür küçülmeye başladı. Antibiyotiğin faydasını görmeye başladı meleğim. Rabbime binlerce şükürler olsun. Evet annem. Evet. Evet benim. Tut elimi. Ya Rabbim dokunacağım diye uğraşıyor. Seni çok severim ben. Oy, ama sürekli uykuya meyilli böyle. Canımın hiç o keyifsiz oldu mu benim de keyfim olmuyor. Ama Allah'ın izniyle bu zor günlerde geçecek inşallah. Balım benim. Geçecek değil mi anneciğim? Benim güçlü meleğim hepsini atlatacak Allah'ın izniyle. Her şey geçecek. Öyle Kaş'tan Osman sağ olsun bana böyle kupa hediye etmişti. Kardeşim de bana. Şimdi kahvemi içerken Elif adamın nöjümün de azıcık gülüverdiğini gördüm. Çok mutlu oldum. Günler sonra sen güldün mü annem? Ha, hadi bir daha güler misin? Hadi annem. Rica etsem bir daha güler misin? Nasıl da güzel gülüyorsun. Bence sen olsun. Yüreğime dokunuyorsun. Her halinle çok güzelsin. Bir ömre bedelsin. Rica etsem bir daha güler misin? Hey Lifa da. Oh oh oh. Oh oh oh. Hey. Hadi bir daha gül annem lütfen. Çok özlemişiz gül meleğini ya. Hadi bir daha gül. Olmaz mı? Olmaz mı annem? Ha? Uyuyacak mısın? Bir uykuda bir uyanık. Bir uykuda bir uyanık. Oo, hiç hali yok minnoşumun ya. Bebeğim. Bebeğim. Uyudu. Biraz böyle engelli pusesinde oturttum. Minnoşumun dişini fırçalarken falan sonrasında da biraz oturttum ama böyle rahatsız oldu. Uyumak istedi. Buraya da yatırdım. Bir uyanık, bir uyur. Dinlen anne kuzusu. Dinlen de geçsin bütün yaralarımız, olur mu? Bütün ağrılarımız geçsin, dinlen de, olur mu Melih? Şimdi biraz dışarıya çıktım. Marketten bir alacağım vardı BİM'den ama kalmamış. Tüy toparlayıcı alacaktım. Üçlü 29 TL'ye çok iyiymiş. Bugün Instagram'da bir arkadaşımın paylaşımını da gördüm. Ama geçen hafta geldiği için kalmamış. Alamadım o yüzden. Şimdi Migros'a gidiyorum. Migros'tan geçen hafta sonu çarşıya çıktığımızda, yani AVM'ye gittiğimizde bir çay almıştık. Hoşumuza gitti, deneyelim demiştik. Fiyatı uygundu. Şimdi o çayı almaya gidiyorum. Çayı sevdik bu arada, kullandık. Hoşumuza gitti. Şimdi o çayı almak için Migros'a gidiyorum. Hem de böyle günlerdir Elif'a da kuzumun o stresi beni de çok stres yaptı. Ara böyle bir yüksek sesle müzik dinlemek benim ruhuma iyi geliyor. Kafamı dağıtıyorum, böyle camları da açıyorum. Hatta sonuna kadar böyle o esinti de benim hoşuma gidiyor. Böyle çıktım şimdi dışarıya biraz hava almaya. Çıkıyoruz.
sağlık dedim. Arkadaşlar şimdi marketten çıktım. Arabayla böyle biraz gezmeye gideceğim. Hava alacağım dediğim gibi. Ama marketten şu anda fark ediyorum 2, 4, 3'lü bir de paket. Yani 5, 6, 7, 3'ü küçük, 4 tane büyük cips almışım. Şeker hastasıyım aslında ama böyle çok strese girdiğim zamanlarda sürekli yiyecek bir şeyler arıyorum. İşte benim en büyük problemim de bu. Belki de şeker hastası olmamın sebebi bu, abur cubur. Çünkü stresli olduğum zamanlar bazı insanlar yemeden içmeden kesiliyor. Ama ben de tam aksine stresli olduğumda sürekli böyle bir şeyler yeme isteği geliyor. Sürekli böyle bir dolap kurcalama, işte benim böyle çerez dolabım var. Hatta herkes bilir orayı. Oraya gidip böyle bir kurcalama isteği oluşuyor. Bunun önüne geçemiyorum maalesef. Buna dikkat etmem lazım. Nefsimi terbiye etmem lazım. Şekerim için, sağlığım için ama böyle çok strese girdiğim zamanlarda gerçekten gözüm görmüyor bir şey. Belki de şeker hastası olduğumdan görmüyor. Bilmiyorum, aç da değilim şu anda ama stresliyim gerçekten. Elif Adan'ı bugün biraz gülerken görünce çok mutlu olmuştum ama yine aynı, böyle sürekli uyku halinde ve keyifsiz. Bu da beni çok demoralize ediyor. Moralimi çok bozuyor. Ama iyileşeceğiz inşallah. Şimdi son ses açacağım. Camları da açacağım. Böyle bir kepez turu yapıp eve geri döneceğim. Hatta aşağı inerken de eşime diyeceğim ki çay koyar mısın lütfen aşkım. Arayacağım onu. Böyle gidiyorum şimdi. Yarım kalmışım. Ah mı almışım. Arkadaşlar böyle benim hep yalnız kalmak istediğimde ve böyle kendimi kötü hissettiğimde çıktığım bir tepe var. Orayı size çekmeyi unuttum. Ama Instagram'dan takip edenler görüyorlar benim her oraya gittiğimde. Yalnız kalmak istediğimde. Orada gittim. Bir böyle yanan ışıklara baktım. Kepez Tepesi diye bir yer arkadaşlar. Böyle şehri tepeden görüyorsunuz dedim. Hep kendime dediğim yer. Orada ne hayatlar yaşanıyor, ne acılar var. Bunu hiçbirini bilmiyorsun. Bir tek sen de olsa haklısın. Ama insanlar neler yaşıyor, bir tek sen yoksun diyorum. Bana kendimi orada hatırlatıyor, iyi hissettiriyor bana. Orada biraz oturdum. Sonra yeniden aşağı indim. İnşallah iyileşeceğiz. Zaman her şey ilaç olacak Allah'ın izniyle. Bazen çok özlediğimde böyle dayanamıyorum. Evlatlarımı, oğlumu, kızımı çok özlediğimde. Elif'a da hele böyle hastayken çok daha fazla böyle hissediyorum bu duyguyu. Rabbim yardımcımız olacaktır inşallah. Geçecek hepsi Allah'ın izniyle. Rabbim dayanma gücü veriyor ki ayaktayım. Yani öyle düşünüyorum. Allah'a inancım var. Fatma diyorum. Kendine gelmelisin. İsyana gidersin, Allah esirgesin diyorum. Böyle iyileşeceğiz inşallah. Bu video kaç günlük oldu bilmiyorum ama 3 günlük böyle biraz stresli bir yüz stresi ve yoğun günler geçirdik. Ama inşallah toparlayacağız. Dualarınızı eksik etmeyin inşallah. Kendinize çok çok iyi bakın. Instagram adresimi hemen buraya bırakıyor olacağım. Orada çünkü günlük neler yaptığımız hakkında çok daha aktifim. Takip edebilirsiniz. Görmek istiyorsanız bizleri. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.